Kur'an öğretmenimle kısa bir söyleşi yapacağız. Umarız bir hatıra olarak sitemizde kalır. Ömrümüz uzun olur. Bu da 20-30 sene sonra bakar. Derdi ya ben de konuşmuşum, gitmişim. Umarız inşallah keyifli bir söyleşi olur. Kur'an öğretmenimle de siz tanıyalım kısa olarak. Hocam ben 1980'da Konya'ya doğdum. Evet. Babam benim olduğu için sürekli ilimde ulaştım. Ne memuruydu babam? Babam Türk Elektrik Kurumu'nda çalışıyordu. Evet. Yani son olarak liseyi işte İstanbul'da bitirdim. Burada bitirdim. Ben de lise Cağdağlar Lisesi. Cağdağlar Lisesi. Üniversiteyi Koç Üniversitesi'nde bitirdim. Bursa olarak. Bursa olarak. Geçen sene de mezun oldum. Hayırlı olsun. Ve sanırım boşta kalmamak için de ücretli olarak Bursa'da derslere girdim Cengiz Üniversitesi'nde. Öncelikle bizim öğretmenlerle klasik sorumuz, bu öğretmenlik mesleğini severek, isteyerek, bilinçli olarak mı tercih etti? Orayı yani, aslında öğretmenlik hoş geliyor. Yani yapabileceğimi düşündüğüm bir iş ama yalnız yani herkes de öğretmen olamayacaktır diye düşünüyorum ben. Ben kendimi çok da bu işe oturtamadım. Yani benden ziyade nasıl desem daha bu iş için bulunan insanlar vardır. Yani işte pedagojisini almış. Yani eğitimini almış. Pedagoji her şey değil. Program ve bu işe bana sorarlarsa doğuştan yatırdım. Mesela Osmanlı döneminde normal bilgiler teslim ediyor, bir de aday öğretmen konuşturuluyor. Hatta yürüyüşüne bakılıyor, ellerine bakılıyor, ifadelerine bakılıyor. Ama bizim için şu anda öğretmen alımlarında devletin politikası, bu adam işte barajı geçmiş, yeterli para almış, aslında çok eksik bir değerlendirme. Ben senin iyi bir öğretmen olduğunu tahmin ediyorum. Milletini
idare edilebilen kişiler bir an önce okullar özellikle liseden seviye sınıfları oluşturdu bu arada. Yani dershaneciler bunu oyun olsun diye yapmıyorlar seviye sınıfları. Öğretmen de bilmeli ki girdiği sınıfın seviyesi bu, dersi ona göre hazırlıyorlar. O zaman öğretmen de sıkılmaz, öğrenci de sıkılmaz. Ama ne hikmetse bu çok ciddi konuda maalesef yani ciddi bir çalışma yok. O zaman da ben onu gördüm dolayısıyla bu konularda. Öğretmenlerimizin şikayeti de bu. Seviye sınıfları şart okullarımızda. Kural öğretmenim ders haricinde başka neler yapıyorsunuz? Bütün ulaşlarınızda çabalarınız var. Birkaç yani ilgi olarak şey yapıyorum. Bilgisayarda sürekli uzaktan eğitim sunuyorum. Araştırıyorum. Hani uzak dışarıda. Evet. Yani dışarıda bir bölümden bakıyorum istiyorsunuz zaten. Nasıl yani? Biraz şey değil mi? Ondan ziyade hani eğer olursa tabii ki neden olmasın da. Yalnız Türkiye'ye bakıyoruz. Bugün 1,5 milyondan fazla öğrenci üniversiteye giriyor. Şey sınavına giriyor. Evet. Ama çok az bir kısmı sisteme, yani daha doğrusu üniversiteye girebiliyor. Birçok 1 milyondan fazla insanların öğrenci açık ve kapalı. Şimdi Türkiye'de biraz konuda muhafazakar yani şey değil hani her sistem doğru olmuyor. Böyle bir şey var Türkiye'de. Mesela yurt dışında örnekler var bu uzaktan eğitimle ilgili. Birçok ülkede lisans düzeyinde mühendislik eğitimi alabiliyorsunuz, rahatlıkla alabiliyorsunuz. Lisans düzeyinde. Mesela Çin bilmem gibi görmek için onlar ne yapıyor? Dersleri online ya da bir şekilde self-study dedikleri, kendi kendine çalışmaları öğrenciler. Yani her üniversitenin kendi şeyi var. Yetişkin eğitiminde, adult education dediği ya da online dedikleri, network dedikleri okulları var. Evet. O okullar da kendini veriyor normalde. Eğer öğrenci bu okullara girememeliyse, kendi kendine çalışarak mesela elektronik mühendisliğinin derslerini alıyorlar. Her ders için aylarca sınavı giriyorlar. Ve bir kredi topluyorlar. Evet. Kredilerini gösteriyorlar. Biz gidiyoruz. Sizler mi görüyorsunuz? Her türlü bölüm olabilir de benim istediğim Türkiye'ye göre bir şey olsun. Evet, siz onu soruyorsunuz. Yani, çünkü yani bir şeyse, Türkiye'de o konuda hiç çalışmıyor mu Türkiye'de? Var mı? Sakarya Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği var. Evet. Bu hibrit model. Yani %100 online bir öğrenciler hafta sonu bir konuda ders alıyor. Bence güzel olan bu, doğru olan bu. Ama sırf bilgisayar mühendisliğinde yetmez yani ya da iktisat işlerinde. Evet, bunu öğretmenim. Şunu sorabilir miyiz size? Bizim çocuklarımız zaten lise seviyesinde zor tutuyoruz okul içerisinde. Ve tutamadığımız için de devam sınıftan veya birçok çocuk eksik olarak okuldan mezun oluyor. Çünkü ders dinlemiyor çünkü veya dinlemiyor. Bizim insanlarımız yaptığı bir şey. Aslında değil yani çünkü bir Çinliyle karşılaştıramayın. Onlar sürekli çalışıyor. Yani biz üniversitede de gördük hani Tayvan'dan gelen çocuklar vardı, Singapur'dan gelen çocuklar vardı. Onlar sürekli olarak ders çalışırken bizimkiler dolaşıyorlar. Dolaşmaktan ki derste bu tablet bilgisayarlarda şey uygulaması vardı. Tablo uygulaması vardı. Sadece ders anlatıyor, iki kişi tablo atıyordu yani. Ya, biz biraz o yönden sıkıntılıyız ama kötü de değiliz. Yani zeki insanlar. Zeki, kendimize fazla güveniyoruz. Evet, çok. Değer yapar öğrenim işte son gün gelene kadar sınava çalışmadı. Ben onu gece de hallederim. Bu şekilde bir güven var yani. Eğer bir çocuklarımız. Uzaktan eğitim başarılı tabi olacaksa uzaktan eğitim hiçbir şekilde şey bağlanmamalı. Nasıl olsa uzaktan eğitimi bitiririm denmemeli. Hiçbir şekilde. Yoksa o başarılı olur. Normal üniversitede ne soruyorsa ya hangi görevde yapılıyorsa onda da aynısı yapılmalı. Laboratuvarlar varsa yani mühendisin. Laboratuvarların yaz okuduğunda diyelim bakan kendisi. Bir şekilde burada da olmalı diyorsun. Tamam. Ayarsın olmalı. Betondan ayarsın olmalı kesin ileride. Ama yazın olur. Yani kış tatil olur. Hafta sonu olur. Bir şekilde olmalı. İstanbul'da ne yapıyorsunuz? İstanbul'da İstanbul'dasın. Boş zamanlar nasıl değerlendiriyorsun İstanbul'da? Ya işin aslı şey. Yani sonuçta ben Boğaz'a yakınıyorum. Yani bir dolmuşlar. Yani bir otobüsü gidebilirim. Fox Polar falan yapıyorum. Öyle bir hobim var. Başka bir hobim var. Çok yok aslında. Yani, peki size de soralım hemen. Kitaplarla aranız nasıl? Kitabı geliyor musunuz? Yani şu son okula başladığında pek hiçbir şey
Postaneden olmaz. Hangi ülkeyi tercih edersiniz? Hemen bu önceliğimize aynı ülke. Muhtemelen Avrupa'da kuzeyi yani Baltalı. Baltalı. Amerika'da da Amerika'yı yani Kanada'yı tercih ederdim. Evet. Kanada tercih. Avustralya olabilir. Bir de uzak doğudaki ülkeler. Kore gibi, Japonya gibi ülkeler evet. Çok güzel olur. Aslında sizin yaşlarda böyle Kanada'ya geldim. Muhakkak bir kaç ülke dolaşması lazım. Tabii bizim eşitler içinde geçerli, eşit kalmış olaylar. Bunun gelmek gerekirse devleti süspans etmesi lazım. Çünkü ben yurt dışına gitmiş öğretmenlerimle çok sohbet ettik. Çok faydasını gördüklerini ve farklarda anlattılar. Yani ufuklarını açıldığını, artık olaylara daha detaylı bakabilirdiklerini. Olumlu gezdi, olumlu görüşürdü. Umarım öğretmenlerimiz artık Anadolu bir anında Anadolu'yu gezmeleri lazım. Bundan sonra yurt dışı araştırmalar lazım, maalesef. Kuru öğretmenim, hayatınızda size başarılar diliyorum. İnşallah sizinle yıllar sonra bir yerlerde yolunuz